Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizin de çok beklediğiniz bir video arkadaşlar. Küçükken oluşturduğunuz YouTube kanallarınızı nasıl kapatacaksınız? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce video like atıp kanalıma abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim abi. Videoya geçmeden önce arkadaşlar iki tane bununla alakalı video çektim arkadaşlar. Bunları da izlemediyseniz YouTube başkasının kanalını kapatma diye çıkar arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Buraya arkadaşlar Google içerik bildirimi yazıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buradan Google içerik bildirimi yasal yardım kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada videoyu lütfen beğenin. Çünkü ona göre devamı gelecek arkadaşlar. Ve bu tarz videoları kaçırmamak için de abone olun arkadaşlar. Şimdi Google içerik bildirimine geldik. Buradan bildirdiğiniz içeriğin görünürlüğü Google ürününüzü seçiniz diyor. Buradan YouTube'a basıyorsunuz arkadaşlar. YouTube ile politika sorunlarını ve yasal sorunlarını buradan bildirin yazıyor arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buradan aşağıya iniyorsunuz. Burada arkadaşlar telif hakkı var, ticari marka var, taktik ürün var, iftira var. Müzik politikası. Diğerlerini boş verin arkadaşlar. Buradan iftira kısmına basıyorsunuz gördüğünüz gibi. İftira kısmına bastık arkadaşlar. Buradan arkadaşlar sizin küçükken oluşturduğunuz bir kanal olduğu için buradan bir bildirimde bulunacaksınız iftira ile alakalı. Böylelikle arkadaşlar siz de küçükken kanalınızı kapattıracaksınız arkadaşlar. Burada en aşağıda arkadaşlar lütfen bu formu gönderin kısmı var. Buraya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu sayfaya geleceksiniz. İftira kısmına. İtirazın yapıldığı ülke var arkadaşlar. Buradan ülkenizi seçeceksiniz. Azerbaycan'dan izleyenler de var arkadaşlar. Azerbaycansa Azerbaycan'ı seçeceksiniz. Ve burada tam yasal adınız diyor arkadaşlar. Burada gerçek adınız ve soyadınız lazım. Böyle takma ad falan olursa bu form geçersiz olacaktır arkadaşlar. Bu formun geçersiz olmaması için gerçek adınızı soyadınızı gireceksiniz arkadaşlar. Bazıları takma ad görüyor buradan. Ama girmeyin arkadaşlar. Burada adına işlem yapılacak kullanıcıya. Burada kendisine basıyorsunuz arkadaşlar. E-posta adresimiz gözüktü gördüğünüz gibi. Bu oturum açtığımız hesapta. Kaç URL'de bildirmek istiyorsunuz diyor. Buradan 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Kaç tane videonuz varsa öyle yapın arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de var. YouTube kanalınızı kapatmak istiyorsanız şimdi buradan video var, kanal var, gönderi var arkadaşlar. Buradan videoyu da seçebilirsiniz gördüğünüz gibi. Ya da kanal da seçebilirsiniz arkadaşlar. Hem de kanal seçin arkadaşlar. Çünkü formun daha çok geçerli olması için ikisini yapmanız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan yukarıya geldik. Videonun URL'sini istiyor arkadaşlar. Videonun URL'si örnekteki gibi girmeniz lazım. Rastgele ben seçtim arkadaşlar. YouTube mobilden URL kopyaladığınız zaman arkadaşlar tam böyle gözükmüyor. Tam böyle gözükmediği için form geçersiz olabilir arkadaşlar. Aynı bu şekilde https://www.youtube.com watch buraya kadar aynı arkadaşlar. Bu 11 haneli rakam var ya arkadaşlar. Bu sizin YouTube'daki kimliğinizi belirliyor. YouTube videonuzdaki. Her videoda farklı arkadaşlar. Diğer kısımları aynı oluyor. Şimdi burada videoda şahsınızın ne ile gösteriyor arkadaşlar? Buradan genellikle kamerayla çektiyseniz resim, tam adım, sesim, videonun tamamı gibi ifadeler geçersizdir. Şimdi buradan iddia ettiğiniz tüm ifadeleri haliyle belirtin diyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Burada derdinizi anlatacaksınız. Ben küçükken YouTube hesabı açtım. 13 yaşından küçüktüm. 13 yaşından küçük olduğum için YouTube toplum kurallarına aykırıdır. Ailemden habersizce açtım. Şimdi arkadaşlarım çok alay konusu oldu. Onunla ilgili bana iftira atıyorlar. O yüzden ben bu şikayeti göndermek istiyorum gibisinden yazmanız lazım. Video uzamasın diye şimdilik vermeyeceğim. Şu anda ekrana yansıttım arkadaşlar. Bu yazıyı tamamen olmasa da biraz değiştirin arkadaşlar. Hepsi aynı yazıda gönderirseniz bu yine geçersiz olur. Kelimelerini falan değiştirin biraz. Ona göre yazın. Şimdi nerede diyor. Geçerli olan tüm seçenekleri işaretleyin. Video, video başlığı var, video açıklaması var. Bunları seçin arkadaşlar. İlgili bölüm zaman dalgalarını belirtin. Damgalarını belirteceksiniz arkadaşlar. Sıfırdan başlıyorsunuz. Böyle. Sıfır sıfır. Buradan tire koyuyorsunuz. Ondan sonra videonuz kaçıncı dakikaysa mesela 3. dakikanın 29. saniye bu arkadaşlar. Videonun süresi önemli.
Şimdi yüzünüzün nerede çok gözüküyorsa orada şey yapın. Bu ifadelerin ülkenize yasaları uyarınca iftira niteliği taşıması nedeni nedir diyor arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde yazıyorsunuz. Artık kanalda şifresini unuttuğum için herhangi bir şekilde e-postasını bilmediğim için silmek istiyorum. Ona göre yazacaksınız arkadaşlar. Aynı şekilde ikincisine geldik arkadaşlar. Burada ilgili içeriğin URL'si kanal olacak. Hem kanalın hem videodan bildireceksiniz arkadaşlar. Kanalın URL'si var. Kanalın URL'sini gireceksiniz. Kanalın URL'sini sağlayacağınızı bilmiyorsanız buradan size göstereyim. Mesela ben kendi kanalımın linkini alacağım. Buradan paylaşa bastım. Bağlantıyı kopyaladım. Ve bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi YouTube'un URL'si burada çıktı arkadaşlar. YouTube yalnızca şikayetin kimliğini aynı şekilde burada da üçünüz seçiyorsunuz. 3 tanesini. İfadeleri haliyle bildim. Benim yüzüm gözüküyor. Orada küçükken kanal oluşturmuştum. Orada yüzüm gözüküyor. Öyle yazacaksınız arkadaşlar. Ben zaten ekranda belirteceğim. Nerede diyor. Video, video başlığı. Bunları seçiyorsunuz arkadaşlar. Üçünü. İlgili benim zaman dalgalığını yine belirteceksiniz arkadaşlar. Şimdi de üçüncüye geçtik. Bu ifadenin ülkenize yasal uyarınca. İşte derdinizi anlatacaksınız. Çok güzel bir şekilde. Uzun böyle 1000 karakter hacim var. Düzgünce yazacaksınız arkadaşlar. Belirli bir URL'lerimde aleyhine olan geçerli bir mahkeme kararım var diyor arkadaşlar. Bunu seçmiyorsunuz. Çünkü bir mahkeme kararınız olmadığı için bunu seçmiyorsunuz. Yasal beyanları var. Aşağıdaki beyanları kabul etmeniz lazım. Tam adınızı yazmanız lazım aynı şekilde. Yazıyorum ben böyle. Yazdıktan sonra buradan gönderiyorsunuz. Ama boşluk varsa burada falan zorunludur diyor. Aynı şekilde burada geçerli bir kimlik girin diyor. Çünkü bu kimlik tam kullanıcı oda olması lazım. Bu alan da zorunlu. Bu alan zorunlu değil arkadaşlar. Buradan gönderiyorsunuz arkadaşlar ve size 2-3 gün içinde bir mail gelecek. İlk önce gönderildiği ile alakalı bir mail geliyor sizlere. Buradan gösterelim. Maili takip edin. Olmuyor diyor, diyorsunuz. Maile bakmıyorsunuz. Belki size bir açıklama isteyecekler. Size bir savunma isteyecekler. Bir YouTube ekibine ulaşacaksınız orada. Oradan derdinizi anlatacaksınız aynı şekilde. Eğer yaptıktan sonra maillere falan bakıyorsunuz. Maillerde eğer bir şey olmazsa videonuz zaten kaldırılıyor arkadaşlar. Videonuz, kanalınız otomatik olarak siliniyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.